bir operasyon haberiyle başlayacağız bültenimizin bu ikinci dilimine. Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 28 ilde tefecilik operasyonu başlattı. 160 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Detayları neler peki bu operasyonun, onu da CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ ile konuşacağız. Nihat Uludağ, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Neler olmuş, neler yaşanmış, nasıl yakalanmışlar? Büşra, Emniyet Genel Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanı tarafından koordine edilen büyük bir operasyon aslında bu. İstanbul, Ankara ve Adana başta olmak üzere 28 ayrı ilde eş zamanlı tefecilere yönelik kene operasyonu düzenlendi. Aslında operasyon ismi de manidar bir isim. Kene operasyonu. Evet, çünkü vatandaşlara kene gibi yapışmışlar ve vatandaşların kanını hemen bir çete aslında bunlar. Ve bunlarla ilgili bütün illerdeki Cumhuriyet Başsavcılıkları bir soruşturma başlatmış. 6 aylık yapılan bir teknik takip yapılmış ve gerekli çalışmaların ardından 28 ayrı ilde sabahın erken saatlerinde eş zamanlı olarak 160 kişiye yönelik eş zamanlı operasyonlar başlatıldı. Peki bu çete ne yapıyordu? Vatandaşlara nasıl zarar veriyordu? Onlardan da özellikle bahsedelim. Bir kere nakit paraya sıkışmış olan vatandaşlara borç para altında para veriyorlardı. Ve karşılığında da bir senet imzalatıyordu bu çete üyeleri. Mesela senette 5 bin lira yazıyor ya. Oraya hemen bir sıfır hilesi yapıp 50 bin lira yazıyorlardı. Ve 5 bin liralık seneti 50 bin lira olarak tahsil etmeye çalışıyorlardı. Yine çete üyelerinin başka bir taktiği daha vardı. O taktik neydi? Mesela yine çete üyelerinden para ihtiyacınız oldu. Başvuruyorsunuz tefecilere. Kredi kartı post cihazından para çektiriyorlardı. Mesela 3 bin lira ihtiyacınız var. 3 bin lira çekinmeniz gerekiyor çeteden. Ama onlar 3 bin lira yerine 3 bin lira çekiyorlardı post cihazından ama vatandaşa 2.300 lira olarak ödeme yapıyorlardı. Böylece de yani 3 bin liralık bir mevlada bile 700 liralık bir vurgun yapıyorlardı aslında. Ve tabii böyle olunca hani peki ödemeyen vatandaşlara ne yapıyorlardı? Tehditler, darp, cebir, hatta aileleriyle tehdit ediyorlardı. Ve işin açıkçası büyük bir organizasyon bu. 28 ayrı il, 160 kişi tek tek tespit edildi, kimlikleri belirlendi ve sabah itibariyle eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve şahıslar gözaltına alındı. Özellikle şunu da belirtmekte fayda var. Bu tefecilik son dönemlerde yaygınlaşmaya başladı Büşra. 2021 yılında yine bu tefecilere yönelik TEFE 1 ve TEFE 2 adı altında operasyonlar düzenlenmişti ve o operasyonlarda da yine 470 tefeci gözaltına alınmışlardı. Bunlarla ilgili tahkikatlar devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde aramalar devam ediyor. Ve onların vatandaştan aldıkları senetler, çekler ve bir takım materyaller, post cihazları onlara da incelenmek üzere el konuldu. Ve operasyon devam ediyor diyebiliriz. Çok çok teşekkür ederiz Nihat Uludağ. 6 aylık bir takibin sonucunda bu operasyon yapıldı ve yine yapılmaya da devam ediyor bu tip operasyonlar anladığımız kadarıyla. Evet, haklısın. Çok teşekkürler.